Siz kaç senedir bu işte uğraşıyorsunuz? Ben 40 senedir buradayım. Emekliyim, yine çalışayım, ev aldım, borcum var. Peki nasıl gidiyor işler şu an? Son durumda nasıl iş? Son durum idare ediyor. Çıt pıt, kış ayı ne kadar olacak? Yaza benzemiyor. Kış aylarında ne yapıyorsunuz? Kış aylarında kabuk kömür işi oluyor. Bazen eşya işi oluyor. Öyle. Tır boşalıyor. Taş boşalıyor. Çimento boşalıyor. Öyle. Size nasıl ulaşıyorlar? Bizim müşterilerimizde telefonlarımız var. Telefonla ulaşıyorlar. Telefonla gidiyor. Buraya gelen yok. Kömür, kabuk, odun ne alırlarsa götürüyor. Kata çıkartıyor. Beşinci kata, altıncı kata. Doğalgaz geldi de şimdi o kadar olmuyor. Çıt pıt. Eskisi gibi yok o kadar iş. Biraz işinizin zorluğundan, kolaylığından. Bunlardan bahsedelim. Zor kızım, zor. Hamallık çok zor. Ağır ağır, çok ağır. Bel fıtığı var bende, ben yine çalışayım. Hapma yiyeyim, idare edeyim. Neden hamallık? Onu seçtik ilk baştan. Belediyeye girdim, 35 gün çalıştım, bıraktım orayı. Para yetmedi. Asgari ücret 258 milyondu o zaman. Yetmedi, para bıraktım. Babam, bahçem var, hem burada çalışayım. Yan gelir oluyor, idare edik, ne yapacağım? Mesela eve günlük mesela kazancınız ne kadar oluyor? Günlük para götürebiliyor musunuz? Hiç olmadı o zaman 50-60 milyon oluyor. 100 oluyor, 150 oluyor, 200 oluyor, öyle. Ama ya fındık sezonunda tabii 500, 600, 700, 800 alabiliyor. Bir ay, bir buçuk kadar iş iyi oluyor o zaman fındık sezonunda. Bizi kendini tanıtır mısın? Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Mustafa Gürbüz. Ben 86'dan beri yapayım. Nasıl gidişat? Şu an iyi mi? İyi de ünye için iyi değil yani. Ya şimdi iş bitti zaten. Fındık işi bitti. Zorlanıyor tabii. Ben kendim emekliyim ama emekli olmayanlar düşüneceksin. İş yok. Sadece fındık mı taşıyorsun? Fındık, diğer işler de işte. Size siparişler nasıl geliyor? Siz nasıl alıyorsunuz? Nasıl? Telefon ediyor adam. Rastgele geliyor yani. He. Rastgele öyle. İşim var diye öyle gidiyorsun. İş yapayım ama işte hayat yok. Zor olmuyor mu peki bu ya. Soğuk havalarda, yağmurlu havalarda ne yapıyorsunuz? Ya, islanmıyor musunuz? Ondan sonra kimden alacaksın parayı? 50 bin lira verdi bakayım. Adam kaç kişi verecek burada? Aa burada kaç kişi? Hepsi beni tanıyor. 50 bin lira ver desem kaç kişi verecek bana parayı? Verecek mi bir tanesi? Vermeyecek. Çalışmak iyidir yani.